Evet efendim, İftar Saati programından herkese merhabalar olsun. Yine güzel bir Ramazan ayının güzel bir çarşamba gününde iftar saatine bir saat aşağı yukarı kala ve ezana kadar yine sizlerle birlikte olacağız. Yine çok güzel konular konuşacağız ve sizin bu saate kadar tuttuğunuz oruçları artık son bir saatinde de bizle birlikte ezana kadar Allah'ın izniyle iftara kadar gideceğiz. Yine çok kıymetli bir konuğum var demeyeceğim. O zaten artık bizim programımızın konuğu da değil, partneri tabii ki. Birlikte yapıyoruz. Kim var efendim yanımızda? Adana uzman vaizi Sayın Doktor Zeki Uyanık hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Cümlemizden razı olsun. Bugün 10. günümüz. Ben bir gün geriden geliyorum hocam. Bugün 10. gününü idrak ediyoruz Ramazan ayının. Artık rahmet aylar, rahmet günlerini evet, geride bugün, bırak. Bugünle mi bırakıyoruz son hocam? Son günü yarın mağfiret günleri başlıyor. Bugün artık rahmetin son damlaları. Artık şemsiyemizi ters çevirip ne kadar faydalanıp doldurabilirsek. Aynen öyle. Çünkü bunlar bir fırsat günleri ve geceleridir. Allah Celle Celaluhu tabii ki yeryüzüne her gün rahmetini gönderiyor. Fakat Ramazan-ı Şerif geldiğinde rahmeti bir başka gelmektedir. Oluk oluk akmaktadır. Bu 10 günde nasiplenenler, tabiri caizse heybesini dolduranlar kazanmıştır. Dolduramayanlar maalesef kaybetmiştir. Ama hani birinci fırsatı kaybettiysek önümüzde diğer 10 gün, diğer 10 gün var. Hocam 10 gün sonra mağfiret günleri. Mağfiret günleri. Evet. Sonraki 10 gün Artık cehennemden, ateşten kurtulma günleri. Kurtulma günleri. İlk 10 günde günü. Allah bize rahmetini gönderiyor. Evet. İkinci 10 günde merhametini, mağfiretini, bağışlamayı gönderiyor. Yani kul ilk 10 günde Allah'ın rızasına nail oluyor. Rahmeti ile muameleye maruz kalıyor. İkinci 10 gününde hani geçmişte yapmış olduğu hatalar, kusurlar, günahlar varsa bu mübarek ay vesilesiyle Allah o ilk 10 günden sonra 10 ile 20 arasında kulunu affetmeye başlıyor. Affediyor, bağışlıyor, mağfiret ediyor. Son 10 günde artık ilk 10 günde rahmetine ermiştir. 20 günde artık affına uğramıştır. 3. ya da son dilimde son 10 günde de artık ateşten kurtuluyor, cehennemden kurtuluyor. Kurtuluş günleridir. Bu sefer diğer hadis tabiri caizse devreye giriyor. Devreye giriyor, o da şudur. Ramazan indiğinde müminin yüzüne cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve insanı yoldan çıkaran şeytan zincire vurulur diyor. Evet. Tüm bu hadislerden anlıyoruz ki son 10 gün artık insanın, müminin cehennemden kurtulduğu, tabiri caizse rotasını değiştirdiği, ateşe gidecekken oradan dönüp cennete kavuştuğu ve erdiği günlerdir. Tabii cennete erişebilme adına, ateşten uzaklaşabilme adına rahmet ve merhamet, mağfiret günlerini iyi değerlendirmek lazım. Kulluğu tekrar gözden geçirmek lazım. İyi bir mümin, Müslüman olmaya gayret etmek lazım. Bunun da ötesinde Ramazan'ın her bir anını, her bir vaktini dolu dolu geçirmek ve değerlendirmek gerekir. Bence de çok önemli konulara değindiniz hocam ama bugün namazı konuşalım biraz. Önümüzde daha 20 günümüz var, konularımız da daha çok ama bugün namazı konuşalım. Niye namazı konuşalım? Çok önemli ama bir de son günlerde gündemde magazinsel olarak da bir söylemler düştü hocam. Evet. Bütün izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Sosyal medyada da çok fazla yer buldu. Namaz kılmayanı bir hayvana benzetti bir hocamız. Bununla alakalı neler söyleyeceğiz hocam? İsterseniz hani buradan mı başlarsınız yoksa namazı önce anlatıp buraya mı gelirsiniz? Ben hani siz doğru olandan başlamak isterim. Doğru olan nedir? İslam'da namazın önemi nedir? Ya da İslam'daki namaz nedir? İnsana kazandırdığı nedir? Onu ifade etmek isterim. Sonra namaz kılmayanın akıbeti nedir? Evet. Ne olur? Onu anlatmak isterim. Buyurun. Sonra bu en azından cümleyi değerlendirmek uygun olur diye düşünüyorum. Tabii namaz peygamber Allah'ın bize yüklemiş olduğu temel ibadetlerden birisidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki Buniyel İslamu ala hams şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah ve ikamis salah. Peygamberimiz diyor ki İslam dini 5 esas üzerine inşa edilmiştir. Kelime-i şehadeti sayıyor, sonra namazı, orucu, haccı ve zekatı sayıyor.
Dikkate şayan olan şudur ki Peygamberimiz namaz ibadetini hemen imandan sonra sayıyor. Önce iman, evet, inanacaksın. Sonra ibadet edeceksin. İman olmadan zaten hiçbir ibadetin, doğru, hiçbir salih amelin, hiçbir iyiliğin Allah indinde bir değeri yoktur. Uhrevi anlamda ya da sevap anlamında, kabul anlamında. Peygamberimiz başka bir hadisinde diyor ki namaz dinin direğidir. As-salatu imadu'd-din, namaz dinin direğidir. Kim ki namazını kılarsa dinini kemale erdirmiştir, dinini sağlamlaştırmıştır. Tabiri caizse dini bütün bir mümin, bir Müslüman olma yolunda iyi bir mesafe kat etmiştir. Fakat kim ki namazını kılmazsa dinini yıkmıştır. Yani maneviyatını yıkmıştır. Allah Celle Celaluhu 99 ayet-i kerimede namaz kılın diyor. 99 ayet-i kerimede namazın faziletinden, farz oluşundan, hikmetinden Allah Celle Celaluhu dikkat çeker. Hafizu ala salavati diyor. Namazlara riayet edin diyor. Veylul lil musallin. Veyl olsun ki, yazıklar olsun ki o namazı hafife alanlara ya da işte ihmal edenlere ya da işte ihlas ve samimiyetle kılmayanlara. Başka bir ayet-i kerimede hakimis salah inne salate tenha anil fahşai vel münker buyurur. Namazı kıl, zira namaz kulu günahlardan alıkoyar diyor. Namaz kulu günahlardan alıkoyar. Bunu işleriz ayrıyeten olmazsa. Evet. Yani bütün bu ayetlerde ve bütün bu peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz ki namaz ibadeti farz bir ibadettir. Hem de öyle bir farziyete sahip ki imandan sonraki en önemli ibadet ve başlıca ibadettir. Öyle ki peygamberimiz muru evladeküm bis salah ve ebnâ'u seb'in diyor. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretin diyor, emredin diyor. Açın bakın dini kitaplarımızda hiçbir ibadetle ilgili bu tarz başka bir cümle yoktur. Yani 7 yaşında çocuğunuza haccı öğretin, zekatı verdirin diye bir emir yoktur. Evet. Ama 7 yaşında çocuğunuza namazı emredin diye bir emir vardır. Oruç için de yok değil mi? Şimdi hocam, oruç için de bu cümle yoktur ya da bu hadis yoktur, evet, bu söylem yoktur. Hani 7 yaşındaki bir çocuk 7 yaşında yok, yoktur ama tabii ki namaza kıyas ederek orucu yavaş yavaş çocuklarınıza aşılayın, öğretin anlamında evet bir takım uygulamalar vardır. Ama farziyet anlamında ya da tavsiye niteliğinde namaz dışında bu tarz bir emir ya da tavsiye yoktur. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı kılmış ve çocuklarımıza 7 yaşından itibaren bu ibadeti öğretmemiz, aşılamamız, ağaç yaşken eğilir kabilinden, babından öğretmemizi tavsiye etmektedir. Aynı şekilde çocuklarımıza 7 yaşında emreden ya da tavsiye eden bir inanç, ahirette hesabını vereceğimiz ilk ibadet olarak da namazı açıklar. Kıyamet gününde Peygamberimiz diyor ki namazı kılın, zira namaz kıyamet gününde ilk hesabı sorulacak ibadettir. Çok ilginçtir. Peygamberimiz diyor ki Allah Celle Celaluhu o sorgu meleklerine diyecek ki işte zafer kulumun namaz ibadetine bakın. Namaz ibadeti tamsa, kamilse, bir eksiği yoksa o namazı kılan bir mümin, Müslüman diğer namazları, diğer ibadetleri de yerine getirmiştir. Bunca bir ömrü benim için ibadetle geçirmiştir. Onu yormayın, hesabını kolay görün. Onu tabiri caizse fazla zorlamayın. Onu rahat bir hesap ile ahirette cennete gönderin diyor. Fakat kulumun namaz ibadetine bakın. Namaz ibadeti tam değilse, eksikse, noksansa, kılınmamışsa, ihmal edilmişse kulumun diğer ibadetleri de eksiktir, noksandır. Kulumun hesabı çok çetin ve zor geçecektir. Çünkü namazını ihmal eden genellikle diğer ibadetlerini de ihmal edebilir, etmiştir. Dolayısıyla onun ahireti karanlıktır ve zordur. Şimdi hocam namaz bu kadar önemli. Bu kadar yani önemli. Bu anlattıklarınız çok önemli. Devamında isterseniz hani o günümüzdeki şeye de bağlayacaksınız galiba. Tabii bağlayacağım. Buyurun. Şimdi Peygamberimizin hayatından iki örnek vereyim, sonra oraya bağlayayım. Tamam, tamam hocam. Peygamberimizin hayatına bakın. Peygamberimiz savaş meydanında dahi namazı terk etmemiştir. Eğer ki bir insanın sağlığı, bünyesi orucu kaldırmıyorsa, sağlık açısından tıbbi anlamda bir rahatsızlığı varsa
oruç tutmak zorunda değildir. Tutmaz, onun kefaretini, onun bedelini öder. Evet. Ya da bir insanın parası yoksa zekat vermez. Parası ya da sağlığı yoksa hacca gitmez, gitmek zorunda değildir. Fakat namaz ibadeti böyle değildir. Fakir, zengin, sağlıklı, hasta, ne bileyim, iyi, kötü, genç, yaşlı, kadın, erkek, herkese, ama herkese, hatta ve hatta yolculukta, hatta ve hatta savaş meydanında dahi bu ibadet farzdır. Peygamberimizin hayatında iki defa bir beddua vardır. Peygamberimizin hayatında iki beddua vardır. İkisinin de çok farklı, çok ilginç sebepleri vardır. Birisi namazla ilgilidir. Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda böyle bir vakitte, çok savaşın hararetli olduğu bir vakitte Peygamberimiz namazı kılamıyor. Sahabeler kılamıyorlar. Güneş batıyor, akşam vakti giriyor. Peygamberimiz o namazın kazaya kalmasına sebep olan müşriklere beddua ediyor. Namazı kazaya bıraktıkları için, sebep oldukları için. Ama Peygamberimiz, aynı peygamber, Uhud Savaşı'nda dişini müşrikler kırarlar, yanağı kanar, ellerini havaya açar. Ya Rabbi, bu insanlara hidayet ver çünkü bilmiyorlar diyor. Taif'e gidiyor, İslam'ı anlatıyor. Orada da Peygamberimizi çocuklara taşlatıyorlar. Evet. Peygamberimiz, Cebrail geliyor, diyor ki Allah dilesin bunları iki dağ arasına kapatayım, helak edeyim, yok edeyim diyor. Allah'ım, kavmin bilmiyor, cahil desen onlara hidayet ver diye müşriklere, zalimlere, onu kan revan içerisinde bırakanlara dua ediyor. Bakın, beddua etmiyor, dua ediyor. Evet. Ama bir ibadetin, özellikle namazın kazaya kalmasına sebep oldukları için o namaza binaen Peygamberimiz beddua ediyor. Bir başka örneği, Peygamberimiz Medine'deyken Peygamberimiz öğrenci yetiştirir. Yani bir öğretmen olarak, bir hoca olarak İslam'ı öğrenen ve öğreten nesiller olsun diye Suffa'da bir Suffa dediğimiz yerde okul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi bir kompleks oluşturuyor ve orada insan yetiştiriyor. Orada mezun olan insanları dünyanın farklı yerlerine gönderiyor. Orada İslam'ı anlatsınlar, İslam'ı tebliğ etsinler diye. Bir grup geliyor, bir heyet geliyor, diyor ki ey Muhammed, senin peygamber olduğunu duyduk, senin bir kitabın olduğunu duyduk ama biz senin kitabını ve dinini bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim kavmimize, toplumumuza öğreticiler, öğretmenler, hocalar gönder, tebliğ etsinler, anlatsınlar, onlar da Müslüman olsunlar. O Suffa'da yetiştirdiği, üniversitede, lisede yetiştirdiği insanları Peygamberimiz bir kafile halinde gönderiyor. Rivayete göre 72 kişi. Bu 72 kişi yolun bir yerinde suikasta maruz kalır. 72'si de şehit edilir. Peygamberimize haber ulaşır. Peygamberimiz ellerini havaya kaldırır ağlayarak. Rivayete göre her gün bir ay boyunca ona sebep olanlara beddua etmiştir. Sebep, ilme, ilim erbabına kıydıkları için, eğitime engel oldukları için. Şimdi Peygamberimizin hayatında bu yönde iki beddua var. Namaz ve ilme saygıdan ya da ilme verdiği değerden dolayı. Bunun dışında hiçbir beddua yoktur. İkinci örnek, Peygamberimizin namaza ne kadar değer verdiğiyle ilgili olarak, birisi savaş esnasında Peygamberimiz namazını kılmıştır. Savaş esnasında dahi cemaatle namaz kılmıştır Peygamberimiz, nöbetleşe. Bir grup kılıyor, kalkıyor, diğer grup gelip kılıyor. Bu kadar ki namaz esnası, savaş esnasında dahi namaz farzdır. Aynı şekilde sağlığı yerinde olmasa bile bir mümin, Müslüman ayakta kılamıyorsa oturarak, sağına soluna yaslanarak bir şekilde bu ibadeti eda etmek zorundadır. Bu kadar önemli bir ibadettir ki gözlerinizle bile kılabiliyorsunuz değil mi? Kılmak zorundasınız. Kılabiliyorsunuz ve kılmak zorundasınız. Eliniz ayağınız tutmuyorsa oturduğunuz yerinizden, ifade ettiğiniz gibi gözlerinizle, kalbinizle tabii ki kılacaksınız. Şimdi durum bu olunca, namaz bu kadar önemli olunca, kulu günahlardan alıkoyunca, ahirette hesabını ilk vereceği bir ibadet olunca, evlatlarımıza ilk öğreteceğimiz ibadet olunca, haliyle İslam nazarında, İslam'ın temel direklerinden bir direk olunca, her mümin, her Müslüman, her inanan kul bu ibadeti kılmakla ve yerine getirmekle mükelleftir. Bir de hocam, mesela emanet, birisine bir emanet verdiğinizde o emanetin karıştırılmaması da lazım değil mi? Şimdi hani o emanetin verildiği gibi durması lazım.
Ona da girelim. Evet, tabii olur, başkanın konuda konuşalım tabii, onu. Tabii. Şimdi şeyden namazdan devam edelim ama hocam. Hani tamam. Bunu ayrı bir emanet tek konusuna... Tek cümleyle söyleyeyim. Emaneti nasıl verdiyseniz öyle, öyle alırsınız. Öyle alırsınız. Aksi bir durum karıştırmak, oynamak, evet, bozmak, etmek İslam'a aykırıdır. Evet hocam. Ondan da kul sorulur. Ahirette kul hakkıdır. Allah'ın affetmediği iki günahtan birisidir. Evet hocam, namaza devam edelim. Namaza devam edelim. Şimdi namaz konusu bu kadar önemli. Peki kılmadı. Kul kılmadı diyelim. Ya da bu ibadeti ihmal etti. Ya da bu ibadeti evet kılmak istiyorum ama nasip olmuyor anlayışıyla kılmıyor. Bunun hükmü nedir? Ya da bu kimsenin akıbeti nedir? Namazı kılmamak büyük günahlardan bir günahtır. Ancak bir mümin, bir Müslüman namazı kılmadığında inkar mahiyetinde kılmıyorsa, yani diyor ki kardeşim bu zamanda da namaz diye bir ibadet mi olur? Böyle bir ibadet yok. Ben böyle bir ibadeti kabul etmiyorum faraza. Evet. Böyle bir anlayışla kılmıyorsa insanın tabii ki imanı zarar görür, imandan çıkar. Ama kılmıyorken kardeşim evet namaz farzdır, haktır, iyidir, güzeldir, huzur vesilesidir ama ben kılamıyorum. Ama tembellikten, ama yoğunluktan, ama ihmalkarlığımdan, ama nefsime uyduğumdan kılamıyorum. Keşke kılsaydım, kılabilseydim ama kılamıyorum. Bu da benim eksikliğim, zaafım anlayışıyla kılmıyorsa bu bir günahkardır. Zaten kılmayanların da anlayışı budur. Farzdır ama kılamıyorum. Farzdır ama nefsime, şeytana mağlup oluyorum. İhmal ediyorum anlayışıyla kılmıyor. Bu büyük bir günahtır. Yanlış bir eylemdir diyelim, ihmalkarlıktır. Ama insanı ne imandan yapar, ne hayvan. Peki hocam, ah buyurun, diyelim ki evet yani o konuda önemli. 30 yıl kılmadı, 40 yıl tamam, kılmadı. Ondan sonra namaz kılmaya karar verdi. Tamam. 30 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar kılmadığı namazları hesap edip kaza mı etmesi lazım yani? Şimdi, ne yapması lazım? Tabii takdir edersiniz ki o namazla mükellefti. O namazı kılması, yerine getirmesi gerekiyordu. Tıpkı Ramazan orucu gibi. Evet. Ramazan orucunu tutmadığımızda ama sağlık ama keyfilik açısından ne yapıyoruz? Daha sonra kaza ediyoruz. Ya da orucumuzu bozduğumuzda kefaretini tabii ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Evet. Namaz da aynı şekilde 30 yıl kılınması gerekiyordu. Kılamadık. Evet. Nasip olmadı diyelim. Yani ama cehaletten, ama tembellikten ama şeytana nefse uyduğumuzdan kılamadık. Nasip olmadı en nihayetinde. Ya da yeni Müslüman oldu. Yeni Müslüman oldu. Aha, yeni Müslüman olan durumu farklıdır. Farklı mı o? Yeni Müslüman olan bir kimse tabiri caizse teşbihte de hata olmasın tıpkı 0 kilometre araba gibidir. Onun öncesi yoktur. Yani evvelden sorumlu değil o zaman. Sorumlu değil. 50 yaşında Müslüman oldu. 50 yıllık namazdan sorumlu değildir. 50 yıllık oruçtan, ibadetten sorumlu değildir. O gün ibadetten sorumlu. Bilmiyordu çünkü hocam. Bilmiyordu ve iman yoktu zaten. Evet. İman olmayınca o ibadetten de sorumlu olmaz. Ona farz olmaz. Değil zaten. O. Farz değil. Müslüman olunca ibadetler ona farz olarak yüklenir. Ne zaman Müslüman oldu? 50 yaşında. İbadetler de 50 yaşından itibaren ona farz olur. Biz doğduğumuzdan beri Müslüman olduğumuza göre... Müslüman 7 yaşından göre, sonra da emrolunduğuna göre. Emrolunduğu ama ne zaman bize farz olarak yüklenmiştir? Erginlik çağı. Yani bülüğ çağı. Kaç yaşında diyelim ki erginlik çağına geldi? 13 yaşında. 14, 12. 15 olsun faraza. Evet. 15 sınır çünkü. 15 yaşında erginlik çağına gelen bir Müslüman 15'inden itibaren o namazı farz olarak kılmak zorundadır. 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşında kıldı. Kıldığının sevabı var. Kılmasa günahı yok çünkü mükellef değil. Ama 15'e geldiği günden itibaren kılmak zorundadır. Kılmadığında günahkar olur. Kıldığında sevabını alır. Diyelim ki kılmadı. 50 yaşına geldi. Ya yeter artık dedi. Bu her şeyin bir sonu var. Ölüm de yaklaşıyor. Genellikle de olan o maalesef. Benim artık bu işleri bırakmam ya da namaza başlamam lazım. Bir umreye gideyim. Bir umreye hacca gideyim. Genellikle oluyor. Öyle buna. Oluyor değil mi hocam? Buna da şükür ama. Evet. Olmazsa ne olacak? Yani doğru. Düşünün ki doğru. İnatlaşmaya yani manevi olarak iç dünyası ile inatlaşmaya devam etse bir insan. O ibadetleri yerine getirmese, kaza etmese, tövbe etmese o durumda ölse daha mı iyi olacak? Haşa. Şuna inanıyorum ben. Bazı hayırları ve ibadetleri her insan işleyemiyor, nasip olmuyor. Ancak belli bir yaştan sonra da Allah nasip ediyor, dönüyor. Genellikle ülkemizde, milletimizde olan anlayış budur. Belli bir yaşa kadar her şeyi yapayım ya da yapalım diyor.
Ama belli bir yaştan sonra ama hocam, ölüm korkusu mudur? 20 yaşında kılınan bir namazla 60 yaşında sonra başlanan ve kılınan bir namaz da bir olmaz herhalde. Ya tabii ki bir olmaz. Şimdi düşün ki siz 15 yaşından ya da 7 yaşından itibaren ölüme kadar namaz kılıyorsunuz. Her vakti, her namazı zamanında kılıyorsunuz. Bunun mükafatı ayrıdır. Bir adamı düşünün ki 50'sinden sonra başlıyor. Tabii ki onun mükafatı farklıdır. Hatta Peygamberimiz diyor ki, Peygamberimize diyorlar ki en hayırlı amel hangisidir ya Resulallah? Vaktinde kılınan namazdır. Hubbul amali indallahi as-salatu fi vaktiha diyor Peygamberimiz. Allah indinde en hayırlı, en değerli amellerden birisi vaktinde kılınan namazdır. Vaktinde dedi de nedir biliyor musunuz? Şimdi akşam ezanı okunacak şimdi. Akşamın o ilk vaktinde yani ilk 10, 15, 20 dakikasında onu kılmak çok daha evla ve daha doğrudur. Evet, yarım saat sonra 40, 50, bir saat sonra da kılabilirsiniz. Sevap diğer vakit girmeden kılınabilir. Girmeden kılmak zorundasınız ama onun ilk vaktinde kılınan, o kılınma vaktinde elde edilen sevap çok daha fazladır. Şimdi bunu düşünün. Bir de bir namazı 50 yıl sonra kıldığınızı düşünün. Adam 15 yaşında, 16 yaşındaki namazını kılmamış. 50 yaşına geldiğinde kaza ediyor. Aradaki zamana bakın. Tabii ki onun sevabı bir olmaz. O zaman hocam şöyle bir hesap yapacağız. 50 yaşındayız. Namaz kılmaya karar verdik. Evet. 15'i çıkartacağız 50'den. Kaldı 35. Kaldı 35. 35'i peki nasıl kaza edeceğiz? Ya da kaza etme şeklimiz nedir? Bir, öncelikle bundan dolayı tövbe ve istiğfar edeceğiz. Allah'tan af dileyeceğiz çünkü onun o ibadetini ihmal ettik. Evet. İki, normal vakitlerimizi kılmaya başlayacağız. Yani tekrar kazaya evet. bırakmayacağız. Üç, bu namazları, 35 yıllık namazları en hızlı şekilde kaza etmeye başlayacağız. Yani hemen her gün, her vakit, özellikle namaz vakitlerinde her bir vakitle beraber bir kaza namazı da kılmayı tavsiye ederiz. Hatta imkan varsa daha fazlasını. Yani bir adam akşam namazını kılıyorsa akşamdan sonra en az 3-5 akşam namazını daha kaza etmeli, edebilmelidir. Edebildikçe. Hesaptan düşmeni diyorsun yani. Tabii ki. Çünkü yaş ilerliyor artık. Kim bilir belki de kaza etmeden, edemeden vefat edecektir. Belki de. En hızlı şekilde o borçlarını ödeyebilme adına kılabildikçe kaza kılacaktır. Kılabildikçe kaza kılacaktır. Bir kenara yazacaktır. Şu kadar gün kıldım. Ama hocam bir de şöyle bir şey var değil mi? Hani siz anlattıkça benim de böyle aklıma bir şeyler geliyor. Hani namaz kılmak baktığımız zaman biraz da kültür fizik hareketleri aslında. Tabii. Hani ve düşünseniz hani kilo problemi olmaz bence namaz kılanda. Abdestle olur. Namaz olur da. Evet. Hayır. Hani baktığınız zaman hani sonuçta günde 5 vakit bir yarım saatte de olsa 15 evet. dakikada olsa bir spor da yapılıyor aslında. Şimdi aslında namazın hikmetlerinden birisi de ya da namazın insana kazandırdıklarından birisi de ifade ettiğiniz gibi bir kültür fizik olmasıdır. Evet. Bir spor olmasıdır. Bir jimnastik gibi insanın egzersiz yapmasıdır. Eğiliyor, kalkıyor. Belki doğru cümle egzersiz bükülüyor. Hocam. Tabii ki. Evet. Ama şimdi namaza sadece egzersiz olarak bakmak da yanlış olur. Muhakkak, onun bir elbette. Manevi yönü elbette. De var çünkü. Huşu içinde kılınması tabii gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. İfade ettiğiniz gibi eğer ki hani o namazı hem manevi olarak kılar, o gözden bakar da bir de zaten bir egzersiz gibi, bir spor gibi de sağlığıma, bünyeme bir faydası var anlayışıyla bakarsa aslında hem bir spor olur, hem bir ibadet olur, hem de kulluğunu yerine getirmiş olur. Beş vakitte de abdest alan Müslüman zaten tertemiz bir adam olur zaten. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor Peygamberimiz, ey Ali diyor, senin evinin önünden bir nehir aksa ve sen o nehirden günde 5 defa yıkansan, 5 defa o nehirde yıkansan, senin üzerinde bir kirlilik, bir toz, toprak bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulullah der. İşte abdest de böyledir diyor. Günde 5 defa alınan abdest, kılınan namaz mümini maddi ve manevi olarak böyle bir tertemiz hale getirir. Peygamberimizin bir başka hadisine baktığımızda diyor ki namaz, kılınan namaz diğer namaza kadar arada işlenen günahlara kefarettir. Affedilme vesilesidir. Şimdi bakın bir tarafta Peygamberimiz diyor ki abdest kulu maddi ve manevi temizliyor. Namaz geçmiş günahlarını affettiriyor. Diğer biraz önce okuduğum ayette namaz kıl, zira namaz kulu günahlardan alıkoyar diyor. Engel olur, kalkan gibi. Yani namaz kılan bir mümin, Müslüman örneğin o namazı kıldığı için huşu ile, ne bileyim samimiyet ile, ihlas ile
şunu yapamaz. Yani namaz kılan gerçekten de namazın o faziletine, nuruna, bereketine, güzelliğine, maneviyatına inanan ve o anlayışla kılan bir insan kolay kolay bir insanın kalbini kıramaz. Onu rencide edemez. Hakkını, hukukunu çiğneyemez. Kimsenin malına, canına, kutsallarına kötü nazarla bakamaz, el de uzatamaz. Ya da ticaret yaparken insanları aldatamaz. Çünkü ben müminim, namaz kılan bir insanım. Ya da ben hacıyım, işte hacca giden, ziyaret eden bir insanım, yapamam der. O anlayışa gelir ve gelmek zorundadır. Namaz ibadeti, yine Peygamberimizin ifadesiyle diyor ki, abdest aldığınızda, o elinizi yüzünüzü yıkadığınızda, yüzünüzden su damlacıkları aktıkça, aktıkları oranınca Allah günahlarınızı affeder. Su kollarınızdan aktıkça o günahlar kollarınızdan aynı şekilde akar gider diyor. Ya düşünün ki öyle bir ibadet ki, evet. İnsanoğlu gözüyle kötülüğe bakar. Keşke bakmasa. İnsanız, beşeriz, şaşarız, yanlış yaparız. Keşke yapmasak ama yaptığını düşün. Peygamberimiz diyor ki abdest alıp namaz kıldığında samimiyetle Allah o abdestin ve o namazın hürmetine senin o günahını aktırır, gönderir diyor. Aynı şekilde. Peki hocam, yine namaza devam edelim. Peygamber Efendimiz nasıl kılardı namazı? Evet. Yani o huşu içinde dedik ya, Peygamber Efendimiz nasıl kılardı, namaz nasıl kılınmalı? Hay, çok güzel bir soru. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde diyor ki, beni gördüğünüz gibi, benim namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor. Hatta hani dediniz ya nasıl kılınmalı? Bir camiye, mescide giriyor, bir sahabi, bir mümin namaz kılıyor. Ama namaz kılarken namazın kurallarına riayet etmiyor. Hızlıca kalkıp iniyor falan. O tadil-i erkan dediğimiz namazı yerli yerinde huşu ile, sükunet ile, işte her bir erkanın hakkını vererek namazı kılmıyor. Namazı bitirince Peygamberimiz diyor ki bir daha kıl diyor. Olmadı diyor. Bir daha kılıyor, aynı şekilde kılıyor. Peygamberimiz bir daha diyor, bir daha kıl. Bir daha kılıyor, olmuyor. Peygamberimiz bir daha kıl deyince, ya Resulallah, benim kılabileceğim bu kadardı. Ben bu kadar biliyorum. Bana doğrusunu söyleyin, ona göre kılayım. Peygamberimiz sahabelerden birini çağırır, diyor ki, tadil-i erkana uygun bir şekilde kardeşinize namaz kılmayı öğretin. Bu ne demekti tadil-i erkan? Aslında çok da iyi bir yerden yakaladınız ve sordunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bazen camiye gideriz ya da işte denk gelir, bir yerde namaz kılınır. Kardeşlerimiz hızlıca hiç... Peki rükûyu yapmadan bile ayağa kalkar. Durmadan direkt secdeye gider. İki secde arasında hiç durmadan bir daha secdeye gider. Bazen bakıyoruz ki belleri açılıyor. Yani evet. Allah razı olsun. Tabii ki namaz kılmak güzel bir şeydir, doğrudur. İllaki onların da niyeti sevap almaktır. İbadetin o hazzına, lezzetine nail olmaktır. Allah'ın yüklediği bir farzı eda etmektir. Ancak takdir edersiniz ki her şeyin bir kuralı vardır. Şurada bir program yapıyoruz. Bunun bile bir kuralı vardır. Elbette, biz elbette. Bu kurala uymadığımızda hemen RTÜK bize ceza veriyor. Değil mi? Doğru. Yani işin bir kuralı var. Kuralı, kaidesi var. Kuralın, her bir şeyin bir kuralı, bir kaidesi var. Namaz kılmanın da bir kuralı var. O da nedir? En başta tadil-i erkandır. Yani erkanları yerli yerinde yapmaktır. O farzları, o vacipleri, o kuralları yerine getirmektir. Ne demektir bu? Kardeşim ayakta kılacaksın. Evet. Ne bileyim, rüküye inince en az bir Sübhanallah diyecek kadar beklemek zorundasın. Kalkınca en az bir Sübhanallah diyecek kadar doğrulmak zorundasın. Sema Allahümmen hem hamid ederiz hocam. Evet, derken kalkacağız, bir saniye kadar da olsa bir Sübhanallah diyecek kadar da olsa beklemek zorundayız. Secdeye gittiğinde alnını secdeye koyduğunda en az, bakın en az olanı söylüyorum, bir defa da olsa Sübhanallah demek zorundayız. O kadar beklemek zorundayız yani. Üç defa sünnettir zaten. İki secde arasında biraz bekleyeceksin, bir nefes alacaksın tabiri caizse, sonra bir daha devam edeceksin. Peygamberimiz diyor ki, sizce diyor en kötü hırsız kimdir? Ya hırsız hırsızdır yani, değil mi? Tabii bilmiyorlar. Peygamberimiz diyor ki, yani işte diyorlar ki mal çalan falan, en kötü hırsız namazdan çalan gibi. İşte o malzemeden kısma tabiri caizse. Nedir? İşte okurken eksik okur, inerken, giderken, gelirken. Hocam bu Ramazan'da çok olur, teravihlerde değil mi? Jet evet. İmam diye haberler çıkar. 12 dakikada teravih bitiren imamlar var. Doğru evet. Mu hocam? Özellikle de şu an malumunuz milli maç var. Evet. Şampiyona devam ediyor. İlla ki bu tarz şeyler oluyor ama zaten Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli uyarıyı yaptı.
Hakikaten de biz her gün her akşam bir camide kılıyoruz teravihlerimizi. Evet. Allah kabul etsin. İşte vaazlarımızı yapıyoruz. Hakikaten çok güzel hocalarımız, Allah razı olsun, imamlarımız namazı yerli yerinde ve tadili erkana da uyarak ne ağır ne de hızlı bir şekilde kılınması gerektiği şekliyle kılıyorlar. Hocam olması cemaatle gerekiyor. Kılmakla evde kılmak arasında bir şeyimiz var mı? Tabii farkımız ki, var şimdi, mı? Bir de Peygamber Efendimiz nasıl namaz kılardı? Oraya geleceğim ben, hocam. Döneceğim. Şimdi bazı namazlar vardır ki tek başınıza kılsanız olmaz. Bazı namazlar var ki Cuma namazı gibi. Evet, tek başınıza da kılsanız gibi. Olur. Evet. Cuma ile bayramı siz evde kılsanız olmaz. Evet. Niye? Çünkü bu cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Evet. Aynı şekilde bazı namazlar vardır ki evde de kılsanız olur, camide de kılsanız olur. Yani bir öğlen namazını, akşamı, yatsıyı, sabahı evde kılabileceğimiz gibi camide de kılabiliriz. Teravih namazı da evde de camide de tek başımıza da cemaatle de kılabileceğimiz namazlardan birisidir. Fakat şu unutulmamalıdır ki hangi namaz olursa olsun cemaatle kılındığı vakit onun sevabı tek başına kıldığımız namazdan 27 kat daha fazladır. Yani teravih evde kılabiliriz. Olabilir. O gün sağlığımız el vermemiştir. Zamanımız yetişmemiştir. Ne bileyim misafirimiz gelmiştir. Örneğin ya da bir işimiz çıkmıştır vesaire. Ya da bugün gitmek istememişizdir. Yani ruhen hazır değilim. Örneğin evde kılabilir. Kılmasının da sakıncası yok. Sevabı var. Ama camide kılanın tabii ki... Hocam teravih namazı da farz mıdır? Hayır. Teravih namazı dört mezhepte... Yani öyle parça gidiyorum ama yeri geldiği için... Ama güzel oluyor. Için. Aslında teşekkür ediyorum ben. Yani aklınıza geldikçe evet. Bu tarz soruları sorun ki soru cevap şeklinde... Bizi de izleyenler gelsin. Belki hani akıllarına onların da geliyor olabilir. Teravih namazı hiçbir mezhepte vacip ya da farz değildir. Farz. Sünnettir. Yani nafiledir. Kılarsak sevabımız var. Gayet de güzel olur. Kılmasak günahımız yok. Ama kılarsak daha güzel olur, daha iyi olur. Peki. Hocam, Peygamber Efendimiz nasıl kılar diye gelene değil mi? Arada yine bir bu cemaatten yola çıkarak bir şey sorayım. Kadınlar cuma namazı farz değildir ama ben kılanları da biliyorum evet. Hocam. Bu konuda hani cemaatle kılınan mesela cenaze namazını kadınlar cemaatle beraber kılmaz. Cuma namazını kılmaz. Bayram namazını kılmaz. Bunların sebepleri nedir? Kılınsa da bir mahsuru var mıdır? Aslında dün burada Ayfun Bey'le konuşurken kaybettiğimiz değerlerimiz ya da ihmal ettiğimiz örf, adet ve inanç anlamında kaybettiğimiz değerler var dedik. Onlardan birisi de kadınların camiye gelmesi ya da cemaate katılmasıdır. Bir tek teravihlerde geliyorlar şu an. Aynen öyle. Hocam. Ha, Cuma'da yavaş yavaş başladı kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin vesaire kardeşlerimizin camiye iştiraki, cemaate katılması. Fakat Peygamberimizin hayatına bakın. Peygamberimizin mescidi küçük bir mescit. Küçücük. Ben gittim gördüm. Yani Allah size de nasip etsin. İnşallah. Gitmeyenlere de nasip etsin. İnşallah. Belki yani şu kadarcık, sandalyelerin olduğu meydan kadar bir 100 metrekarecik bir evet. Şey yani o günkü mescid. Peygamberimizin o mescidinde peygamberimiz ve erkekler önde saf tutmuş. Arkasında aynı mescidin içinde çocuklar, onların da arkasında bayanlar hemen hemen neredeyse her vakit camiye gelmişler ve namaz kılmışlar. Hatta o gün hani imkanlar kısıtlı olduğundan setri avret dediğimiz tam anlamıyla bedeni örtme hususunda bir mala mülke sahip olmadıklarından bazıları hani belki hoş olmayan sahneler ortaya çıkar ya da işte avretleri açılır diye Peygamberimiz diyormuş ki bayanlara erkekler secdeden kalkmadıkça siz secdeye varmayın. Yani bu kadar ki bir iç içe bir ibadet yapılıyor Peygamberimizin döneminde. Hatta kadınlar cuma şeye gidermiş teravihe diğer vakitlere falan. Ve denilir ki o günkü ibadet anlayışında ya da hayat standartlarında kadınlar en az erkekler kadar camiye gelirmiş, camiye iştirak edermiş, cemaate katılırmış. Hatta kadınlar diyorlar ki hani biz cami çıkışında hani fazla da görünmeme adına duvarın diplerinden giderdik. Ulu ortada yürümezdik derler böyle. Evet. Bu kadar ki kadınlar, bayanlar camiye gelirdi. Peygamberimizin de tavsiyesi var. Şimdi günümüze geliyoruz. Bugün yani maalesef Cuma'da teravihte bayanlarımız belki de erkeklerimizden fazla daha bir duyarlı. Onu da söyleyeyim. Doğru.
Ama cuma ve diğer vakitler anlamında pek de iştirakleri olmuyor ya da az oluyor. Hocam cuma namazına geldiklerinde yine aynı teravih namazlarında olduğu gibi bayanlara ayrılan bölümlerde tabii kılabilirler değil mi zaten hocam? Zaten şimdi hani kuraldan bahsettik. Evet. Kural nedir? Erkekler önde namaz kılar, bayanlar arkada kılar. Bu şöyle algılanmasın. Haşa sanki kadınlara ikinci sınıf muamele yapılıyor. Evet. Onların değeri yok falan. Haşa. En az her kadın erkek kadar Allah indinde değerlidir, kıymetlidir. Üstünlük bizim inancımızda ne kadın olmakta ne erkek olmakta. Cinsiyetle alakası yok. Kesinlikle. İnne ekremekum indallahi etkakim diyor. Sizin en değerliniz Allah indinde, yani en çok kıymetli olanınız Allah'tan korkandır. Nice bu toplumda kadınlar var ki nice erkeklerden daha değerli ve daha kıymetlidir Allah indinde. Bunu sağlayan nedir? İmanı, ibadeti, ahlakı, aynen, yaşantısıdır. Yani cinsiyet meselesi değil buradaki husus. Buradaki husus edebe, ahlaka uymak. Hani işin fıtratında da bu vardır. Yani erkeğin hayatın her alanında da öyledir. Erkeğin bir adım önde olması genellikle bayanın bu yani kesinlikle dediğim gibi gericilik ya da ikinci sınıf muamele değildir. Bir saygıdır, bir hürmettir, bir adaptır. Doğru. Yani namazı cuma namazlarını... Cuma olsun, teravih olsun, günlük namazlar olsun, ne olursa olsun erkekler önde, kadınlar arkada. Şimdi hocam çoğu da... camimizde zaten evet, bayanların bölümü ayrı. Yani zaten hani ayrı olmak zorundadır. Yani, ayrı yoksa da bir en azından bir perde, bir yani, duvar ya da hani bir... siz önde saf erkekler, evet, arkada yine bayanlar safı dediğini anlattınız aynı ya. Aynı yerde kılınırsa. Kılınırsa. Aynı yerde kılınırsa. Ama zaten ama şu anda ayrılırsa... birçok camimizde, birçok ibadethanemizde diyelim zaten ikinci katlar ikinci bayanlara ayrılmış. Evet, onda evet, bir problem yok. Aşağıda erkekler, yukarıda bayanlar. Cenaze namazı için de aynı şimdi şey geçerli mi? Cenaze namazında da aynı şey geçerli olmakla birlikte cenaze namazında rükû ve secde yoktur. Yoktur, evet. Malumunuz tekbirle evet, ve ayakta kılınıyor. Öyle olduğu için bayanlar Hanefi mezhebinde erkeklerin yanında saf tutmasında bir sıkıntı yoktur yani. Yoktur. Çünkü rükû ve secde yoktur. Erkeklerin arasında saf tutabilir. Şafii mezhebinde. Diğer mezhepler onu kabul etmiyor. Yine bu da namazdır diyor. Namaz olduğu için kurala uyalım. Bayanları mesela tabii erkeklerin arka safında tutar. Belki şöyle benim aklıma hemen geliyor. Şafii mezhebine göre abdest çok kolay dokunarak bozulduğu için belki de ondan da yok, aynı safta. Yok, hayır, bu abdestle ilgisi, bunun abdestle bir ilgisi yok. Bu daha çok namazın hani tanımıyla mı ilgisi tanımıyla var? İlgili. Tanımından ziyade namazın, namazı kılacak kişilerin, sorumluların nerede ve nasıl duracağı ile ilgilidir yani. Anladım. Hocam tekrardan hep böyle ben üstüne basarak bir sonraki konulara geçtim. Peygamber evet, Efendimiz namazı nasıl kılardı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere ifade ettiğim gibi tadil-i erkana uyarak kılmış ve kılınmasını da tavsiye etmiştir. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ibadetlerde olduğu gibi her bir ibadeti lillahi teala anlayışıyla, Allah rızası için anlayışıyla, ihlas evet, ve samimiyetle kılmıştır ve öyle tavsiye etmiştir. Diğer bir husus, bazen Peygamberimiz münferiden, bakın cemaatle değil, döneceğim cemaatle namazına, bazen geceleri tek başına teheccüd namazını kılmış, kılarken ayakları şişene kadar kılmış. Hazreti Ayşe annemiz, validemiz diyor ki ya Resulallah, uyandım diyor, Peygamberimiz kılıyor. Uyudum, bir daha uyandım. Belki hani 5-10 dakika, yarım saat aralıklarla uyanıyor. Bazen oluyor ya insanda. Bir daha namaz kıldığını gördüm diyor. Uyudum, kalktım, bir daha namaz kıldığını gördüm diyor. Ya Resulallah diyorum. Selam verince dedim ki diyor, ya Resulallah, bu kadar ki sen affedilmiş bir kulsun, Allah'ın en sevdiği kulsun, cenneti garantilemiş bir kulsun. Bu kadar namaz kılman neden? Ayakların şişti diyor. Ne güzel söylüyorsun. Bana bunca nimeti veren Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani bana bunca nimeti Allah verdiğine göre ona şükreden bir kul olmak zorundayım. Şükretmeliyim. Onun en güzel şükür yollarından birisi de namazdır. Şükür namazında konuşacağız hocam. Eyvallah. Peygamberimiz şükür namazını kılmış. Mesela evet, Peygamberimize müjdeli bir haber geldiğinde, diyelim ki işte İslam ordusu bir yeri fethetti. Peygamberimiz kalkmış, iki rekat şükür namazı kılmış. Diyelim ki bir sahabenin, bir insanın Müslüman olduğunu duymuş. Kalkmış, iki rekat namaz kılmış. Ya da falan kişinin sevdiği, beklediği bir insanın esaretten kurtulup geldiğini duymuş. Peygamberimiz kalkmış, şükür namazı kılmış. Peygamberimizin hayatında şükür namazı neredeyse her bir müjdeli haber geldiğinde, tabii toplumu da ilgilendiren genel ve evet, güzel bir haber geldiğinde
Peygamberimiz şükür namazını kılmıştır. Biz de toplum olarak her gün güzel haberlerle karşılaşıyoruz. Kendimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için o haberleri duyduğumuzda iki rekat şükür namazı kılmamız güzel olur. Hocam şükür namazı iki rekat mıdır? İki rekat kılarsınız. Ama bunu iki rekat kıldıktan sonra iki defa daha kılabilirsiniz vesaire. Ama aslı iki rekat. Nasıl niyet edilir hocam? Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya. Yani oğlumuz askerden geldi. Mesela, şükür namazı kılabiliriz. Mesela. Kızımız sınavı kazandı. Şükür namazı. Namazı. Yani bunu her şeyi uyarlayabiliriz. Oğlumuz bir yere atandı. İki rekat şükür düğününü namazı. Düğününü gördük. Evlendirdik. Düğününü gördük. Şükür namazı. Gördük. Ev aldık. Evet. Şükür namazı. Evet. Araba aldık. Şükür namazı. Yani hayır ve güzellik adına nasip olan ne kadar iyi ve hoş şeyler varsa onlar için Allah'a hamd etme ve teşekkür etme babından iki rekat bir şükür namazı kılmamız şüphesiz ki çok güzel ve hayırlı bir amel olur. Hocam namaz kılarken hep böyle hani huşu içinde o huşuyu da biraz açmak lazım. Yani aklımıza aslında sureleri okuyoruz, namaz surelerini okuyoruz. Cemaatle kıldığımızda hocaya işte cuma namazında evet. Uyuyoruz. Onun namaz surelerini okumasını bekliyoruz. Orada düşüncemiz sadece namaz kılıyor. Yani insan aklına düşünceler gelebilir. Onunla ilgili bir hikaye var. Onu anlatın diye istiyorum aslında. Eskiler. Bir de Hazreti Ali ile ilgili bir olay var. Onu da anlatırım. Şu deveyle ilgili bir var ya hocam. Onu aklınıza, siz anlatın. Ben başka bir şey anlatayım. Ben işte tamını bilmiyorum ama buyurun. Eskiler her kıldığın namazı son namaz diye kıl derler. Evet. Ve kıldığında sen sıratın üzerindesin. Karşı tarafta cennet, alt tarafta cehennem var anlayışıyla kıl derlerdi. Yani gözünü yoldan, gözünü secdeden, önünden ayırma derlerdi. Ve belki de bir daha bu namazı kılamayacaksın anlayışı ile son namazı kılıyorsun. Son defa kendini iyi bir ver anlayışıyla kıl derlerdi. Bu kadar ki kendini kaptır diyorlardı tabiri caizse. Peki huşu nedir? Huşu Allah'tan korkarak, Allah'ın rızasını umarak ibadeti yerine getirmek. Yani hocam namazı kılarken ya bizim orada da bir alacak vardı. Acaba o ne oldu? O senetle ama döndü yani, mü? Onları da düşünüyor. Hani şimdi hepimiz insanız. Hepimizin tabii ki bir zaafı tabiri caizse ya da hani ne bileyim beşeriz, şaşarız. Evet. Türlü türlü hesaplarımız vardır. Lanet olası şeytan da insanı en olmadık yer dediğimiz yerde namazda yakalar. Namaza durarız ya da dururuz. Hanım acaba akşam ne yemek yaptı? Ya da nereye gideceğimizi hesaplarız. Ya da ticaretimizle ilgili şunu aldık mı, bunu verdik mi? Hepimizde olan bir şey bu. Yani hepimizde derken birilerine de itham etmek doğru değil. Tabii, yani hepimizin başına gelen ya da gelebilen bir husustur. Keşke olmasa. Olmasın. Ha, namazı bozuyor mu? Bozmuyor. Ancak hani o namazın huşu var ya, hani o maneviyatı, hazzı, lezzeti bir şekilde bu huşu gidince onu da alıp götürüyor. Bununla alakalı işte hocam ben tam nerede geçtiğini hatırlamıyorum ama işte bu namaz kılma konusunda işte eğer diyor hani bir, sen hiçbir şey düşünmeden namaz kılarsan sana 10 deve hediye edeceğim. Edeceğim diyor. Namazı kılmıyor, bitiriyor. Geliyor diyor ki vallahi olmadı. Niye? Bu sefer de acaba o 10 deve hangi deveyi vereceksin diye düşündüm diyor. Yani şimdi ben bunu araştırdım, onun için anlatmak istemiyorum. Bu var mı yok mu diye bulamadım. Evet. Yani bunu aslında güzel bir hikaye. Yani velev ki olmadığını düşünelim. Evet. Hani hakikaten de böyle bir hadise yaşanmadı olsa dahi. Hani çünkü taradım bulamadım. Ben taramadım. Ama konu çok uygun ama değil uygun. Mi? Uygun yani bulamadım diye yok anlamda demiyorum. Faraza da yok olsun. Yani hakikaten öyle ama bakın. Bir insanı vaat edersiniz, dersiniz ki eğer bir şeyi düşünmeden bu namazı bitirirsen sana o falan şeyi vereceğim. Ama hakikaten de onu düşünüyorsunuz. Acaba ne verecek? Ya da ne kadarını verecek düşünmeye başlarız. Şöyle bir olay anlatılır. Kaynaklık değerine baktım. Sahih kaynaklarda bulamadım. Hazreti Ali Efendimizle ilgili anlatılır. Rivayet odur ki bir savaş meydanında Hazreti Ali Efendimizin ayağına ok saplanır. Yani sahih kaynaklarda bulamadım ama yine de hakikaten de kayda değer bir konu ya da kıssa. Rivayet edilir ki tabipler oku çıkaramıyorlar. Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin canı yanıyor. Çünkü kolay değil. Bugünkü gibi de hani narkoz verecek, ayağını uyuşturacak. Morfin falan yok. Morfin falan yok yani. Öyle olunca Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben bir namaza durayım. Kendinden geçiyormuş demek namaza durduğunda Efendimiz. Siz o zaman gereğini yapın. Rivayete göre Hazreti Ali Efendimiz namaza duruyor, Allahu Ekber diyor, namazı kılmaya devam ediyor.
Onlar o arada artık nasıl yapıp nasıl ediyorlarsa oku çıkarıyorlar. Rivayete göre Hazreti Ali Efendimiz namazı bitirir, selamı verir ve sorar oku çıkardınız mı diye. Hissetmez mi? Hissetmez. Tabii biz Hazreti Ali değiliz. Onlar hocam, gibi faziletli insanlar olmayabiliriz. Hazreti Ali Efendimiz'e namaz kılarken şehit etmediler mi? Tabii ki camide şehit ediliyor. Şimdi biz Hazreti Ali olamayabiliriz. Hazreti Ebu Bekir, Osman, Ömer olamayabiliriz. Ama onların küçük bir örneği olabiliriz. Ya da onların o güzel kıssalarını hayatımıza intibak ettirerek onların o güzel ibadetlerini kendimize örnek alalım. Hocam evin önünden geçerken başkasının ciğer kokusu duyduğu ve hani o evde ciğer yeniyor zannettiği Hazreti Ebu Bekir mi? Yanlış mı söylüyorum hocam? Hazreti Ömer diye Hazreti hatırlıyorum. Ömer mi hocam? Yani i̇şte, öyle Allah'ı düşünürken, cehennemi düşünürken ciğeri yanıyor. Dışarıdan geçen de orada ciğer pişirip yiyorlar zaten. Aynen değil mi öyle hocam? Aynen öyle. Öyle mümin olabilir. Zaten şimdi, olamayız hocam şimdi, yani inşallah oluruz. Evet. Ama Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali olmak kolay değil. Çünkü Peygamberimiz onlar için gökteki yıldızlar diyor. Hangisine tabi olursanız kurtulursunuz, doğru yolu bulursunuz diyor. Olamayabiliriz 21. asırda hakikaten. İnsanın her tarafı farklılaştı, çevresi farklılaştı, ortam bozuldu belki. Ama yine de o güzel ashab-ı güzinin, o asr-ı saadetin, o güzel nükteleri, kıssaları, o güzel yaşanan hayatı bugünümüze getirerek, taşıyarak iyi bir mümin olmaya gayret edebiliriz. Küçük bir Ömer, küçük bir Ali, küçük bir Osman ya da Ebu Bekir olabiliriz diye düşünüyorum. Ya hocam safımızı belli edebiliriz. Hani aynen öyle, duruşumuz sahi belli olur yani. Safımız ateşi söndüremezsek de bu yolda ölürüz ve safımızı belli ederiz. Peki hocam yine namazdan gidelim. Gidelim. Secde ettiğinde Kabe'yi görmeden o namazı kılmayan padişah mı yoksa şey mi hocam? Ben hani aklıma şimdi, geliyor tam bilmiyorum size benim, uzmanına tarz, hatırlatma babında söylüyorum. Estağfurullah. Bu tarz şeyler tabii ki anlatılır. Evet. Bazıları gerçekten de vardır. Bazıları da biraz hurafe demek istemiyorum. Belki ağır kaçar. Bazıları da hani teşvik babından işte gençleri, müminleri, Müslümanları namaza alıştırma, namazı kılarken huşu ile kılmasını sağlama adına bu tarz biraz nükteler, kıssalar anlatılır, anlatılmaktadır. Fakat var ya da yok, var ya da yok işte padişah namaz kılarken Kabe'yi görmeden namaza durmazmış. Ha yaşanmış bir kıssayı söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanı İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'da, onu da söyleyeyim. Ayasofya'da namaz kılarken yanında da hocası var. Akşemseddin ve Mekanları cennet. Mekanları cennet olsun. Tekbiri alıyor, namaza duruyor, namazı bozuyor. Tekbiri alıyor, namaza duruyor, namazı bozuyor. Üçüncü tekbirle namaza devam ediyor ve kılıyor. Selam veriyor, tabii iş bitiyor falan. Hocası soruyor, hünkârım sebebi ne ola, hikmeti ne ola? Niye namazı bozdunuz? Tekbir aldınız, bozdunuz, tekbir aldınız, bozdunuz. Birincisi diyor, Kabe'yi göremedim diyor. İkincisi, caminin mihrabı, yani namaz kıldıkları yerin yönü kıbleye dönük değildi. Bundan dolayı hani o kıbleyi de ayarlama adına tekbirimi bozdum diyor. Bu kadar ki tabii namaz kılarken hakikaten içten gelen bir duyguyla, huşu ile, Allah'tan korkarak ve rızasını umarak namaz kılarlardı. Ama tabii sadece namaz kılmakla o seviyeye, mertebeye ulaşmamışlardı. Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir de ben bir şey anlatayım lütfen hocam. Fatih Sultan Mehmet yine işte İstanbul'u fethedecek ordusuyla bir cuma namazı, cuma günü cuma namazını kıldıracak. Evet. Diyor ki bize öyle bir kişi hocalık yapsın ki ikindi namazının sünnetini kaçırmamış olsun. Evet. Lalalar, paşalar, herkes var. Kim? Kimse çıkamıyor. Gene iş başa düştü deyip ordusuna imamlık yapıp cuma namazını kıldırıyor. Yani bir devri kapatıp, bir çağı kapatıp, bir çağı açan, İstanbul'u fetheden 21 yaşında, dikkatini çekelim izleyicilerimizin, 21 yaşında, bugün 21 yaşında bir oğlanı İstanbul'a gönderirken muavine teslim ediyorsunuz. Amana, aman molalarda kaybolmasın. Şey gelmesin. Aynen öyle. O ayrıntıyı söyleyelim. Ama ecdat 500 yıl önce devleti teslim etmiş, bir çağı açıp bir çağı kapattırmış. Havan topunu icat etmiş. Aynen. İstanbul'u fethetmiş. Peygamberin hadisine mazhar olmuş. Aynen. Ve ikindi namazının sünnetini kaçırmamış hocam. Yani bence buradaki önemli, hani ya, bir Fatih olmak da kolay değil hocam. Şimdi, bir Fatih Sultan Mehmet Han olmak kolay değil.
Olmak kolay değil. Olmak yani mümkün değil mümkün yani. Değil. Bir kere geldi Fatih, evet. Bir de gitti. Bir daha da bir Fatih gelir mi? Gelir belki ama ne zaman Allah bilir. Evet. Dua edelim de. Yani namazı hani ikindi namazın sünneti o kadar önemli mi hocam? Mesela hani bu hayır, şeyde anlatın ben, ama. Hayır bakın aslında niye o konu öyledir biliyor musunuz? Peygamberimiz ikindi sünnetini bazen terk etmiştir. Bundan dolayı ikindinin o sünneti işte akşamın sünneti gibi, öğlenin, sabahın sünneti gibi şey değildir, kuvvetli değildir. Öyle olunca hani bazen insan terk edebiliyor. Anladım. Nasıl olsa o birileri gibi o kadar sağlam değil ya da terk edilmiş bazen. Ama Fatih onu bile terk etmemiş. Yani onu Fatih bildiği için muhakkak birileri terk ediyor. Çünkü nasıl olsa bununla ilgili bir rivayet evet. var. Bazen terk edilebilir diye o, kendisi terk etmemiş. Bu hocam Akşemseddin'in Eyüp Sultan'ın mezarını hani önce bulduruyor. Tabii fetihten tabii, önce bulunuyor tabii. değil mi? Surların tabii, dibinde tabii. bulduruluyor. Öyle bir dua ediliyor ve fetih ondan sonra gerçekleşiyor. Tabii ki. Tabii ki. Onunla ilgili biraz bir şey anlatır mısınız hocam? Hayır, hani namazdan oraya geçiyoruz ama. Şimdi ben bilmiyorum 10 gündür şunu vurgulamaya çalışıyorum. İslam sadece ibadetten ya da namazdan ibaret bir din evet. değildir. Tabii ki namaz, oruç, hac, zekat önemlidir. Olmazsa olmazımızdır. Temel görev ve sorumluluğumuzdur. İbadetimizdir. Hiçbir zaman bunu hafife alamayız. Hiçbir zaman bunu terk edemeyiz, etmemeliyiz. Bunların yeri ayrıdır. Fakat İslam namaz ya da ibadetten ibaret değildir. Evet, bir başka yaşam tarzıdır. Bir yaşam tarzıdır. Evet. İslam insanın her alanına hitap eder ve onu o hususta da sorumlu tutar. Öyle olmazsa idi, size sorarım. Peygamberi evinde misafir eden aylarca Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin İstanbul'da ne işi var? Ne? 90 yaşında İstanbul'un surlarında vefat ediyor. Halbuki diyebilir ki ben ki peygamberimizi evimde misafir sahabe etmişim. Zaten. Sahabeyim. 90 yaşına geldim. Bir ayağım değil iki ayağım çukurda. Benim ne işim var? Suudi Arabistan'dan kalkıp ta oraya geldim. Oraya bakın. Geldim. Sadece namaz değil. Sadece oruç değildir İslamiyet. Bir yaşam tarzıdır. İstanbul çünkü peygamberimiz diyor fethedilecek ve onu fetheden komutan ve askerleri ne güzel insanlardır diyor. Müjdeliyor. O müjdeye nail olma adına 90 yaşında cihada katılıyor. Ve geliyor İstanbul'un surlarının dibinde şehit düşüyor. Ömrü vefa etmiyor fethi görmeye. Neredeyse 900 bin yıl sonra neredeyse fetih nasip oluyor. Tabii ama Fatih alim bir zat yani öyle sıradan bir insan ya da padişah değil. Hem idarecidir hem de alim bir zattır. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ikindinin sünnetini bile kaçırmayan bir zat. Orada Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin var olduğunu biliyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Tabi fetih zora giriyor. Ordunun morali bozuluyor. Artık yani hakikaten sinirler gerilmiş. Burada Akşemseddin ki Fatih'in hocasıdır. Fatih'in manevi mimarıdır, yetiştirenidir. Bu durumu da bildiği için orduya ve Fatih'e bir moral olsun diye Allah'ın da tabii yardımıyla ona bir keramet nasip ediyor. İstanbul'un surlarında vefat eden Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarına kadar götürüyor. Aha burası onun mezarıdır diyor. Kazıyorlar gerçekten de çıkıyor. Mezarı olduğu ortaya çıkıyor. Bu Fatih için bir moral oluyor. Ordu için yeni bir güç oluyor. O manevi bir güçle, o kenetlenmeyle haydi Bismillah bir daha diyorlar. Tabii bu sefer Akşemseddin var yanında. Fetih olduğunda herkes Fatih'in eline geliyor, atının yanına geliyor, onu tebrik ediyor. Hayır diyor, asıl Fatih odur diyor. Bu şehrin manevi Fatih'i hocam Akşemseddin'dir diyor. Yani evet. gurura da kapılmıyor. Böyle yani, bir durum. Hocam bu. Yani hakikaten hani ben ecdadımızın hani onların torun olmaktan gurur duyuyoruz. Duymalıyız. Eyvallah. Ama baktığımız zaman hani hangi dönemde yaşamak istersin deseydiniz ben Fatih döneminde, o fetih döneminde olmak isterdim ya. Elbette ki Osmanlı'nın her dönemi bir zaferlerle dolu. Kanuni Sultan Süleyman'dan, Yavuz Sultan Selim'inden her tarafından ama hani o dönem biraz daha belki de çok fazla işlendiği için, çok ama fazla gündeme geldiği için de önemi Osmanlı'nın en önemli dönemi ve yükselme dönemi. Osmanlı'nın zirve dönemi ve aynı zamanda sadece güç anlamında zirvede değil Osmanlı. Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide, her alanda zirvede. Peki hocam namaza gene devam edelim. Konumuza tekrar dönelim.
biz namaz kılarken kıbleye döneriz. Kıbleyi bulamaz isek, evet, misafirlikteyiz ya, tamam, da yabancı bir yerdeyiz, yakınlarımızda cami de yok. Tamam. Kılınan namazın şeyi var mıdır? Hani kabul olunur ya da olmazlığı var mıdır? Muhakkak kıbleye, evet, dönmeli miyiz? Evet. Şimdi namazın şartlarından birisi de ya da kurallarından birisi de istikbali kıbledir. Yani kıbleye dönmektir. Namazı, evet, kılacağımız zaman yönümüzü kıbleye dönmek zorundayız. Şimdi bile bile kıbleye sırtını çeviremezsin. Yok kardeşim, ben Kabe'ye karşı değil de örneğin Sultanahmet'e karşı kılacağım. Hayır, bunu yapamazsın. Kıbleye dönmek zorundasın. Evet. Ancak diyelim ki hapishaneye düştün, hücredesin. Yönünü bilmiyorum, yön duygun yok. Yani ki benim doktora tezimin konusu hapis ve hapishane, oradan biliyorum. Evet. Hapishaneye, hücreye düşen bir adam namazla mükellef mi değil mi, kılarsa nasıl kılacak, oradan aklıma, evet, geldi. Ya da düşünün ki dağ başında bir yerdesin. Sorabileceğin bir Allah kulu yok, pusulan yok, bir şeyin yok. Ya da hava yağmurlu, bulutlu, evet, namazı kılmak zorundasın. Güneşin doğduğu yeri, battığı yeri bilmiyorsun. Ya da düşün ki madenin altındasın. Yani, evet, yedi kat yerin, evet, altındasın. Ya da gece hocam. Gece örneğin. Şimdi bu namaz nasıl kılınacak? Evet. Bir kere varsa yanından sorabileceğin bir kimseye sorarsın. Onun dediği şekilde kılarsın. İki, varsa bir cihaz, teknoloji anlamında ondan istifade edersin. Pusula gibi vesaire. O da yoksa bu sefer şöyle bir bakarsın, diyelim ki gündüzdür. Güneşin doğuş yerine, batış yerine bakarsın, ona göre bir yön tayin edersin. İçtihad etme deriz biz buna. Evet. Ya da hani güneş de yok, şöyle etrafına bakarsın, tahmini bir şey. Olsa olsa benim bildiğim güney bu taraftır, güneş de bu tarafta olur, kıble de bu taraftadır, Kabe bu taraftadır, kıble buradır deyip kılarsın. Bu şekilde araştırma yaptıktan sonra kılarsın. Velev ki isabet etmese dahi, sen güney diye buraya kıl, bu tarafa kıldın ama burası batıymış. Evet. Namazı kıldın, diğer vakit girdi. Hiç önemli değil, o namaz geçerlidir. Çünkü sen görevini yaptın, araştırdın, evet, o kanaate vardın, o namaz kılınmıştır ve geçerlidir. Fakat birileri gösteriyorsa, söylüyorsa, inat ederek hayır ora değil bura diyorsan ve kıble orada olmasına rağmen sen inat ediyorsan bu yanlıştır, o kaza, o namazda kaza edeceksin. Zaten artık son zamanlarda hocam böyle çok fazlaca reklamını da görüyoruz. Evet. Kıbleyi gösteren seccadeler. Ya hamdolsun artık o kadar hayat kolaylaştı ki. Değil mi hocam? Yani kıbleyi gösteren artık seccadelerimiz. Artık akıllı cep telefonlarımızdan bile hocam uygulaması, aynen, aplikasyonunu indiriyorsunuz. Aynen. Hemen size uyduyu bile buluyor, yani kıbleyi de yani buluyor. Yani şimdi dediniz ya biraz önce Fatih'in devrinde yaşamak, evet, istiyorum diye, isterdim diye. Soruyorum, acaba Zafer Geyik mi şimdi padişah, yoksa Fatih Sultan Mehmet mi padişah gibi yaşıyor? Değil mi hocam? Bugün Fatih Sultan Mehmet hacca gidememiş. Niye gidememiş? Her padişah gidememiş. Çünkü İstanbul'dan Medine'ye, Mekke'ye gitmek insanın 6 ayını alır. 6 ay boyunca devlet başıboşluğu, boşluğu kaldırmaz. Ya da bu kadar yolu geleceksiniz, ordu peşinizden bir sürü insan, bir sürü eziyet ve sıkıntı. Tabii mahiyetinizle. Bundan dolayı padişahlar gidememiş, birilerini göndermiş yerine ve oraya da hizmet etmiş. Şimdi vekaleten hac olunmaz. Olur. Duruma göre olur tabii. Onu da başka zaman konuşuruz. Başka zaman konuşuruz. Şimdi İstanbul'dan Mekke'ye bir haber göndermek 6 ay ya da bir yolculuk yapmak 6 ay. Şimdi uçağa biniyorsunuz, 3 saatte oradasınız. 3 saatte oradasınız. Cep telefonu ile görüntülü konuşabiliyorsunuz. Cep telefonunuz var içinde, bakın mektup yazabiliyorsunuz eski şeyle ilgili. Pusula namazınızı belirleyebiliyor. Namaz vaktinizi bulabiliyorsunuz. Ne bileyim, haberleri, ajansları takip edebiliyorsunuz. Bu arada hocam, annem Ramazan umresinde şu anda da o kutsal topraklarda Ramazan Allah umresini yapıyor. Allah kabul etsin. Gidemeyenlere de nasip etsin. Amin, amin. Gidemeyenlere de nasip etsin. Hani lafınızı böldüm ama hani ona da telefonla falan konuşuyoruz. Oradan, evet, annemle konuşuyor. Hatta bugün konuştum ben. Anne nasılsın, evet, dedim. Nasıl işte, ben konuşuyoruz. Oradan konuşabiliyoruz. Eyvallah. Bir ona tavsiye edeceğimiz bir şey var mı hocam? Telefonda hani anne şuraya da git, şu şimdi duayı da et, ya da umrede zaten, nasıl dua edilmeli? Eyvallah. Şimdi zaten onlarla beraber görevli rehberlerimiz, hocalarımız var. İnanıyorum ki bizden daha iyi tavsiyelerde ve rehberlikte bulunacaklardır. Çünkü biz de gidiyoruz bu, evet, şekilde aynı, evet, iş için. Her bir hocamız gerçekten de işinin hakkını verebilirse. Hocam onun belli bir sınavları, bir yeterliliği var değil mi? Hacca ve ömreye giden bütün görevli arkadaşlarımız, özellikle imam, müezzin, Kur'an kursu hocalarımız sınava girerek, yani, belli bir sınavdan, iki sınavdan geçtikten sonra gidebiliyor. O sınavları veremese ya da o sınavdan yeterli puanı alamasa
zaten hacca ve ümreye de gidemiyor. Evet. Yani inanıyorum ki oradaki arkadaşlarımız en az bizim kadar ya da bizden daha iyi bu işi yapıyorlardır. Evet. Ama tavsiyemiz sizin için Peygamberimizin o kabrinin karşısına geçsin, sizin selamınızı iletsin. Peygamberimize salatı selamları getirsin, sizin için dua etsin. Kabe'yi tavaf ettiğinde oradaki tavafta dua makbuldür. Kendisine, ülkesine, milletine, size, ailesine ve sevdiklerine dua etsin. Yani en sadece annem için değil, şu anda umresini yapan ya da hac vazifesini yerine getirecek olan tüm izleyicilerimiz için de tabii bu bilgi bir kenarda not eyvallah, olarak yazılsın eyvallah. Hocam. Hocam bak, yavaş yavaş vaktimiz geliyor. Tamam. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Bugün 7 geçe zannediyorum. 8 geçe mi? 8 geçe kaç dakika? 5 dakikamız var. Tamam, 5 dakika daha sohbetimizi edelim. Yine namaz üzerinden konuşalım. Hac, vekaleten hacca gönderebiliyor. Vekaleten namaz olur mu hocam? İşte namaz farklı bir ibadettir dedim ya. Bakın evet. Paranız yoksa hacca gitmezsiniz. Evet. Sağlığınız yoksa gitmezsiniz, birini gönderirsiniz. Paranız yoksa zekat vermezsiniz. Sağlığınız yoksa oruç tutmazsınız, fidyesini verirsiniz. Evet. Ama eliniz ayağınız tutmasa bile, gözleriniz görmese bile, diliniz konuşmasa bile, konuşamasa bile yine de o namazı kalbinizle kılmak zorundasınız. Evet. Yani namazın hiçbir zaman tehiri, ne bileyim. Biraz abi herhalde kaçar yolu yok hocam. Kaçar yolu yok. Kaçar aynen yolu. Namaz kılınacaktır. Evet, namaz kılınacaktır. Ha, evet, hacın vekalet eğer sağlığı yoksa vekaletle gönderebilir. Ne bileyim, zekatı verirsiniz, birine vekaleten yerinize verir ama namazın hiçbir zaman vekaleti yoktur. Ben kılamıyorum, sen benim yerime kıl diyemezsiniz. Ölse bile kişi, oğlu, anası, hanımı, çocuğu onun yerine namaz onun kılamaz. Yerine kılsa da geçersiniz. Hocam tam burayla ilgili yine başka bir program konusu. Ama evet, burada da bir sorayım. Şimdi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Hazreti Peygamberimize gönderilmiş, tüm İslam alemine gönderilmiş Allah kelamı. Hocam ben çok yıllar önce yine böyle bir televizyonda tartışma programında bir profesörümüzün şöyle bir tabirini duydum. Kur'an-ı Kerim yaşayan insanlar içindir. Yani yaşayan insanlar için bir rehberdir, tavsiyelerdir, anlatılardır. Evet. Yani oradan hayatınıza anlatırsınız. Ölmüş birisi için Kur'an-ı Kerim hani ölülere evet, bir faydası yoktur, yaşayanlara faydası vardır diye ben bir şey hatırlıyorum. Bunlar evet, en az bir herhalde bir 10 sene önce falandır bu anlattığım evet, şey. Doğrudur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz ölülerimizin arkasında Kur'an-ı Kerim okuruz, sureler okuruz, dualar okuruz. Şimdi, sizin bakış açınızı sevgili, kısaca öğrendikçe bu da başka bir programda da konuşabiliriz. Hayır, konuşabiliriz. Sevgili profesör söyledi, doğrudur ama eksiktir. Evet, Kur'an yaşayanlar içindir. Kur'an yaşayanlara gönderilmiştir. Kur'an yaşayanlara bir rehberdir. Müslümanlar için bir temel kitaptır. İnancımızın temeli ve kaynağıdır. Kılavuzudur. Yani. Evet. İnancımızın da anayasasıdır. Evet. Yani her bir ibadetimizi, görev ve sorumluluğumuzu da Kur'an'dan alırız. Fakat bu şu demek değildir. Ölen kimsenin artık Kur'an'la işi kalmamıştır. Gömün gitsin, ona bir Fatiha bile okumayın demek değildir. Evet, yaşayanlar bu rehbere sarılacaktır. Evet. Ama ölenler de bu rehberden nasiplenecektir. Nasıl nasiplenecek? Sen bir evlat olarak babana bundan bir Fatiha okuyarak, bir Yasin okuyarak, bir hatim indirerek o Kur'an'ı ona ulaştıracaksın. Bir şefaat vesilesi olmasını sağlayacaksın. Sorarım size şimdi, tamam, eğer ki bir Müslüman rehberliğini, Kur'an'ın rehberliğini almıyorsa, Kur'an'a sarılmıyorsa onun eksikliği, noksanlığıdır. Peki sorarım, ben bunu kabul ederim. Mezarda yatan bir insana bir Fatiha okumazsak, bir Yasin okumazsak, bir hatim okumazsak. Hocam belki de orada aslında kastedilen şu mu? Elbette ki Fatiha'mızı, Yasin'imizi okuyalım ama atıyorum hocam, bir hani namazın neden kılınması gerektiğini anlatan bir ayet. Evet. Kur'an-ı Kerim'de var ise. Evet. O ayeti okuduğumuz zaman mezardaki o vefat tamam, etmiş kişiye ne faydası olabilir? Ama belki acaba onu mu kastediyordu? Hayır, onu kastetmiyorlar. Onlar diyorlar ki Kur'an'ın ölüye hiçbir faydası yok, o ölmüştür. Amel defteri kapanmıştır. Ama amel defterini açtıran hususlar ve Peygamberimizin sünnetinde, siz hadisinde geçen var. Anlattınız hocam. Anlattık. Evet, anlattım. Onlardan birisi de iyi ameller kişinin defterini açtırır. Peygamberimizin sünnetinde uygulamasında var. Peygamberimiz ziyaret etmiş mezarlıkları. Başlarında dua etmiş. O zaman niye etmiş Peygamberimiz? Niye Fatiha okumuş Peygamberimiz başlarında? Haşa Peygamberimiz de mi yanlış yapmış? O zaman biz hani cami yaptırıp öldükten sonra amel defterimize yazıyor oranın sevabı. Yazıyor. Aynen, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kur'an ve sünnet.
İnancımızın iki temelidir. Ayrılmaz iki parçadır bunlar. Bir elmanın iki yarısı, bir uçağın iki kanadı gibidir. Kur'an ve sünnet, evet, yaşayanların rehberidir. İkisine tutunmak zorundayız. Evet. Tutunacağız. Her bir görev ve sorumluluğu buradan öğreneceğiz. Öğrenmek zorundayız. Fakat bundan biz nasiplendiğimiz gibi ölülerimizi de ihmal etmeden o nasiplendiğimiz damlacıklardan, o maneviyattan damlalar göndermeliyiz. Kime? Annemize, babamıza, dedemize, ninemize vesaire, evet, üzerimizde emeği olan kişilere ve müminlere. Çok güzel hocam. Son iki dakikamız kalmış. Hayır. Arkadaşlarımız bizleri uyarıyor. Yine isterseniz namazdan devam edelim hocam. Namazımızı huşu içinde kılmamız gerekiyor. Ezan okundu. Ezanı bekleyeceğiz hocam. Tamam. Ezan okunacak. Ondan sonra belli bir süresi var mı hocam? Hani ezan işte bittikten hemen sonra şimdi mı kılmalıyız? Bakın, ezan okunurken de namaza durabilir miyiz? Oruç içinde, namaz içinde aslında ezanın bir önemi yoktur. Vakiti bildirir. Haşa, ben gereksizdir anlamda demiyorum. Evet, haşa. Hayır, hayır. O bir haber vermedir, bir ilan şeklidir, başımızın tacıdır. İşte vaktin girdiğine haberdir, işarettir. Evet. Ama bu ezan okunmasaydı dahi bir saatimize bakarız, vakit girmişse namazı kılarız, orucumuzu bozarız ya da başlatırız. Evet. Önemli olan vakittir, ezan değildir. Ezan bir haberdir, bir semboldür, bir işarettir. Ona canımız feda, o ayrı bir konu. Evet. Efendim, Adana için iftar vakti, şu anda ezanı Muhammediye Sabancı Merkez Camii'nde okunmaya başladı. Allah bütün tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ezanı dinleyelim, sonrasında duamızı edelim. İnşallah. Alabilirim. Yük olmasın sana. Amin. Allahümme leke sumna ve bike amennâ ve aleyke tevekkelnâ ve ala rızkike eftarnâ. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Allah'ım, bugün tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları kabul eyle. Allah'ım, bizi ve neslimizi her daim namaz kılan ve onda sebat eden kullarından eyle. Amin. Allah'ım, bizi ve neslimizi Kur'an'ın ve sünnetin yolunda yürüyen, şefaatine nail olabilen kullardan eyle. Allah'ım, bizi ve milletimizi her türlü tehlikeden, beladan ve musibetten muhafaza eyle. Allah'ım, şu vaktin hürmetine, Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, ülkemize, milletimize birlik, beraberlik ihsan eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Amin. Bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım, şu vaktin hürmetine, şu güzel günlerin hürmetine, yüzümüzde tebessümü, dilimizde tatlı cümleleri, kalbimizde imanı, minarelerimizde ezanı, direklerimizde bayrağımızı daim eyle. Amin.
Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Evet efendim, bugünlük de programımızın sonuna geldik ama bu bölümün sonuna geldik. Doktor Zeki Uyanık hocama, Adana Valimize çok teşekkür ediyoruz. Biz yine yaklaşık bir 20-25 dakika sonra ben sizlerle tekrar birlikte olacağım. Ama yarın yine saatlerimiz 19'u gösterdiğinde biz bu ekranlarda olacağız. Lütfen siz de orada olun efendim. Hoşçakalın. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz olamaz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi hiç kimse çeviremez. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bu belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hırsızların, dolandırıcıların, belediyeden geçinmeye alışmış, nemalanmaya alışmış üç kağıtçıların hesabını elbette ki bozacağız. Muhtarlarımızı muhtaç etmeyeceğiz. Onlara da gerekli yardımı destek. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Kulağın buraya yüzüne. Rica ederim ablacığım, rica ederim. Reysa Bey için teşekkür ederim. Ben fazla konuşamam. Her şey için teşekkür ediyorum. Rica ederim ablacığım. İyi ki varsınız. Çöpüm alınmadı diyen var mı? Şu konteynerde şöyle bir sorun var diyen var mı? Park bahçede şöyle bir sıkıntımız var diyen var mı? Bakın, çözdükçe sorun kalmıyor. Allah'ın izniyle de Çukurova'nın hiçbir sorunu kalmayacak en yakın zamanda.
Adana'da yemekçilikte bir marka Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, düğün, cenaze, fabrika, okul, catering ve toplu yemek hizmetlerinde 4 saat içinde yemekleriniz hazırlanır. Hisar Tuncer Yemekçilik, hijyen, uygun fiyat ve dürüstlük temel ilkemizdir. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri irtibat 435 12 49 435 12 49 GSM 0541 320 0172. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Kardeşçe kenetlensin yüreklerimiz. Gelin bizden muhabbet bekleyenlere uzansın ellerimiz. Gelin bir yetimin tebessümü, bir dostun muhabbeti, bir sofranın paylaşı olalım. Gelin gönüller yapalım. Bu Ramazan ve her zaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين
cennet lehum ma yasha. الصالحات في
nedir? Zalikel في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Kan gözlerini bak görmeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim senden öteye. Kabul et ne olur ey sultan.
yaprak iken umman olmaya geldim. Aşksız bir çare iken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çare iken kendimi bulmaya geldim. Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim, senden öte yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canım. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Yıkılmadı şehadetin ordusu, gökteki yıldızlar gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar
kuşlar toprağa, ikisi de yan yana, can dayanır mı buna? Hamza'ya bak, Mus'ab'a uzanmışlar toprağa, ikisi de yan yana, can dayanır mı buna? Onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri, Allah'ın dini için onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri, Allah'ın dini için onlar canından geçti. Evet efendim, ikinci bölümde sizlerle tekrar birlikteyiz. İlk bölümde Doktor Zeki Uyanık hocamla beraber bugün namazı konuştuk ve alanımıza tekrar indik. Yine buraya gelen Adanalılarla hoş bir sohbet yapacağız, röportajlar yapacağız. Acaba nereden geldiler, burayı nasıl buldular, kolay buldular mı, güzel buldular mı, onları konuşacağız efendim. Hemen sol tarafımda bir hanımefendi var, onunla sohbet edeceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba. İsim nedir abla? Emine. Emine abla, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Abla nereden geldik? Hani hangi semtten geldik? Seyhan tarafı, Döşeme, Çifte Minare. Şimdi Seyhan mı, Döşeme mi, Çifte Minare mi? Döşeme. Döşeme, yani oraya karar kıldın mı abla? Efendim? Oraya karar kıldın mı diyorum, Döşeme'ye. Ama açık adres gibi oldu Emine ablanın. Hani Döşeme bilmeyenler için Çifte Minare'nin orası. Adana'yı bilmeyenler için de Seyhan Belediyesi. Aynen. Seyhan ilçesine bağlı. Böyle detaylı açık adres. Abla, az önce senin kız buradaydı, kaçtı. Kaçtı vallahi. Beda mıydı? Bedaydı. Biraz sonra bulurum ben Beda'yı. Hadi bulun. Ramazan nasıl geçiyor Emine abla? Güzel geçiriyorum aşağı. Serin bilmiyoruz yani, oruçlu. Orucumuz güzel geçiyor şimdilik. Bir bugün sıcak yaptı. Biraz sanki, değil mi? Evet, evet. Peki burayı, bu alanı nasıl buldun? Etkinlik alanı. Bundan önce Ramazan etkinlikleri uzun bir süredir yapılmıyordu bu bölgede. Şimdi artık Adana Büyükşehir Belediyesi böyle bir alan yaptı. Kubbeli Han. Nasıl buldun bir Adanalı olarak? Bir Adanalı olarak güzel buldum. Gösterilerde izleyeyim, ona göre karar vereyim. İlk defa mı geldin abla? İlk defa buraya geldim, evet. Nereden haberin oldu abla? Burada böyle bir şeyin yapıldığını... nereden duydun? Bir gazeteden mi, televizyondan mı, konudan mı, komşudan mı? Kız internetten bakıyor, ondan gördük vallahi. Çocuk kız internetten baktı herhalde. İnternetten baktınız, evet. İşte kitle iletişim araçlarının ne kadar etkili olduğunu burada da görüyoruz. Peki pişman mısın abla? Yok, hiç pişman değilim. Buraya geldiğine pişman değilsin. Süper. Sahne biraz sonra başlayacak. Bugün şanslısın. Ne gibi? Şimdi neden şanslısın? Çünkü bugün ilk defa Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın tiyatro bölümü bir oyun oynayacaklar. O şanslı, şanslı günüm. Ne yazıyor abla orada? İşçi aranıyor. İşçi aranıyor. Şu anda bir dekoru görüyoruz arkamızda. Zaten yayını yaparken de o dekorun önünde yaptık. İbiş'in Dünyası isimli güzel bir komedi oyunu oynanacak. Tiyatro oynanacak 2 gün boyunca. O yüzden şanslısın Emine abla. Teşekkür ediyoruz. Sırf senin için oynayacaklar. Çok mersi. Valla yok, daha önce. Sırf seni duymuşlar, Emine abla gelecek. Hemen demişler tiyatroyu. Teşekkür ediyorum oynayanlara. Peki cumartesi günü de bir konser var. Öyle mi? Kim? Kim mesela? Kim olabilir? Kim olabilir? Valla hiç bilgim yok. Barış Manço olacak. Barış Manço. Rahmetlik oldu. O Allah rahmet eylesin. Ya ben de işte, benimki de işte laf. Mehmet Erdem. Amin. O da Kozanlı'dır biliyorsun, hemşehrimiz. Evet, evet. Ne şarkıları vardı abla? En sevdiğin şarkısı hangisiydi Barış Manço'nun? Hepsi sevmediğimiz bir şarkı yok. Yaz dostum diye, değil yaz mi? Yaz dostum. Güzel sevme yere adam denir mi? Vallahi helal olsun. Ondan sonra dostum, Al Hal vardı. Al Hal, ayağında gümüş Al Hal.
İncen akış, gümüş al. Kol düğmeleri vardı. Evet, evet. Ondan gül pembe vardı. Arkadaşım eşek. Arkada şey vardı değil mi? Domates, biber, patlıcan. Patlıcanlı, evet. O şarkıyı dinleyip yemek yapanlar var abla. Öyle mi? Yani mesela şey, ama bugün ne yemek yapsam diye. Yapsam patlıcan, domates, al sana bir güveç tava çıktı. Öyle bugün tava yapalım diyenler olmuştur herhalde ya. Olmuştur muhtemelen. Bir de şey vardı değil mi? Halil İbrahim sofrası diye. Bereket versin, Allah'ın nur içinde yaptım. Ne güzel şarkıydı. Evet, çok güzel. Halil İbrahim sofrası şarkısını ben dinlediğimde hepsinde bir mesaj var yani. Şarkının anlamı var. Bir şey anlatıyor değil mi abla? Hepsi bir şey anlatıyor, doğru. Şimdiki şarkılar gibi değil. Değil. İmkanı yok değil. Emin abla bize bir türkü söylesene. Vallahi bak gülme. Boğazım rahatsız, boğazım olmasa söyle. Sahne mi alacaksın sanki, ne var? İki türkü çığırıver yani. Neyi söylesem? Ne bileyim, Barış Manço'dan bir tane söyle hadi. Hadi söyleyeyim ki. Ayağında gümüş al al, ince nakış gümüş al al. Boğazım kuatırım var. Şarkıyı biliyorsun ama normalde. Biliyorum tabii. Abla teşekkür ederim. Hoş geldin. Güzel de bir sahne seni bekliyor. Harika bir oyun olacak. Ben röportaj yaparken duymam. Duyamıyorum. Arkadan böyle bir duymam ben. Teşekkür. Efendim. Üçüncü sıraya bakıyor. Bedia nasılsın? Şimdi geliyorum buraya da. Bedia'ya bir iki soru soracağım. Ondan sonra Bedia, ya teşekkür ediyoruz sana. Öncelikle. Bir şey değil de ya. Ne için desene ya. Hiç. Annen dedi bak internetten baktı dedi bizim kız dedi. Nereden yani? Nereye bakarken burada böyle bir şey olduğunu öyle? Facebook'a bakarken gördüm. Kubbelihan'da Ramazan etkinliği var diye. Okul falan var mı? Ne yapıyorsun? Lise. Kaça gidiyorsun? Lise 2. Lise 2'ye gidiyorsun. Bedia sen nasıl buldun bir genç kız olarak geldin? Henüz... Bir defa geldim. Mesela beklentin ne ablacığım? Nasıl bir şey olsun? Mesela seni mutlu edecek ne yapabiliriz burada? Örneğin. Konser mi? Yani konser. Mehmet Erdem'i sever misin? Biraz. Yani. Hani Hakim Bey şarkısını söyleyen, şimdi son zamanlarda şey oldu, bir elmanın yarısı, biri sensin, onu söylüyor biliyor musun? Biliyorum. Cumartesi gelecek misin konsere? Belki daha tam kesin değil yani. Senin buraya gelmen için ne yapabiliriz? Araba gönderelim mi eve? Bedia. Emine ablayı da al işte ya. Al gel. Tamam mı? Tamam. Cumartesi günü bekliyoruz seni. Tamam. Teşekkür ederim. Bu arada kaçamadım, fark ettin mi? Ya ben Emine abla dediğimi yaparım. Şimdi buraya şu çantaları alın da bari oturak şuraya ya. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Kimsiniz efendim? Adım Hilal. Hilal Hanım hoş geldiniz. Efendim siz? Ayşegül. Ayşegül Hanım siz de hoş geldiniz. Nasıl buldunuz alanımızı? Çok güzel. Gerçekten. Bugün ilk kez gelişim ve bugün geldiğim için gerçekten kendimden utandırdım. Niye? Daha önce gelmediğin için değil mi? Evet, gelmediğim için, katılmadığım için çok güzel birlik beraberlik çerçevesinde. Peki burayı kimin yaptığını biliyor musun? Bu organizasyonu kim hazırlıyor? Tabii. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü, kendileri böyle bir etkinliği, böyle bir alana bu etkinliği kurduğu için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve sıradaki şarkımı bütün sevenlere armağan ediyorum. Öyle olmadı mı? Sunum biraz öyle gibi oldu. Hanımefendi sizden de birkaç bir şey söyleyeyim. Türkü söylettireceğim size. Siz nasıl buldunuz? Ben de gayet güzel buldum çalışmanızı. Çalışmamız evet çok teşekkür. Yalnız ama bir sanatçı edasıyla değil mi Bülent? Hani bir de ama TRT sanatçısı bak. Değil mi yani? TRT sanatçısı edasıyla efendim bu çalışmanızı çok güzel bulduk. Ben de şimdi şöyle oturayım ki türkü söyleyecek misiniz efendim? Tabii. Söyle, hangisini mesela? Barış Manço sever misiniz? Emine ablaya sordum ama siz ne tarz müzik? Allah rahmet eylesin. Barış Manço nur içinde. Yani o bir başyapıttır tabii ki de, Allah rahmet eylesin Barış Manço. İşte ama tabii şart değil Barış Manço'dan söylemeniz de. Hani sevdiğiniz bir, ikiniz beraber söyleyeceğiniz bir şey de olabilir. Barış Manço da olabilir. Olur. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdiğim yarimi arıyorum. Öyle miydi Bülent o? Aynen olabilir. Ayşegül Hanım'dan mı alalım, Hilal Hanım'dan? Beraber ama. Tabii ki de olabilir. Buyurun. Efendim O Ses Adana başladı ve şimdi de işte Ayşegül Hanım'dan Gesi Bağları'nı mı söyleyeceksin? Gesi Bağları. Hilal Hanım da eşlik edecek efendim, buyurun. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum, yitirdim.
derdimden anlamaz. Ben o yarın eyleyim. Nasıl arkadaşlar, o ses geçti değil mi ya? İkisinin de sesi muhteşem. Ben bildiğim için tabii türkü söyletiyorum onlara. Biraz sonra da sahneye çıkartacağım. Sahnede hayır diye yayıyor. Teşekkür ederim. Başka bir tane daha söylemek ister misiniz efendim? Bu avantajı bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı. Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Zafer Bey, Zafer Gey'e de bu programa katkılarından dolayı emeği geçiyor. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Bir türkü daha söyleyin. Evet, hareketli olsun böyle. Katılalım biz de. Hadi. O zaman biraz hareketlenelim, olur mu? Emine abla oynayacak mı? Emine abla oynayacak mısın? Oynayacaksan hareketli söylüyorum. Hadi. Peki. Sevdan olmasaydı da gönülle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönülle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Oyar zülfülü dağlarda gönül yar ile arar. Oyar zülfülü dağlarda gönül yarını arar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Bravo efendim, teşekkür ediyoruz. Yakında da sahne alacaklar burada. Ayşegül Hanım ve İhlal Hanım'ı. Tabii ben arkadaşlarım benim. İkisi de halk müziğinde solistler. Koroda söylüyorsunuz değil mi? Nerede söylüyordunuz? Ben 2 yıllık konservatuar mezunuyum. Türk halk müziği. Ayrıca bağlama çalıyorum. Evet, bağlama çalar. Gitar çalar İhlal Hanım da. Siz ne çalıyordunuz efendim? Bağlama. Ben söyleme taraftarıyım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Programımıza renk kattın. Ay, güzelliğe bak. İsmi nedir efendim bu? Güzel. Ezel Bey. Ezel Bey değil mi efendim? Yok, kız bu. Kız mı? Ezel erkek ismi değil mi ya? Ömür. Ezel. Ha, Ömür. Evet. Ama güzelliğe bak, maşallah maşallah. Senin mi? Torunum. Torun. Ya bu toruna tatlı diyorlar, doğru. Torun çok tatlı. Evet. Maşallah, bu tatlı olmaz mı ya? Anası babası nerede bunun? Annesi orada. Orada sana, sen anneannesi misin baba? Babaanne. Babaanne. Gelin verdi sana çocuğu. Evet, kendi keyif yap. Sigara yayında olur mu? Sigara içmek ne kadar zararlı. Ne kadar zararlı. Şimdi sen nasıl kaynanasın ya? Yani ben çok iyi kaynanayım. Nasıl bu gelinden senin bu çektiğin ne ya? Yeter artık ya. Hiç sorma hiç. Abla isim ne senin? Çiğdem. Çiğdem abla. Bir gün bir de gelinden şanslı olaydın ya. Yok, hiç şansım yok. Hiç şansım yok. Gelin gel bakayım buraya, gel. Bu mu gelinin senin? Evet. Gel 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 bakalım. Seyrediyor diye çıkmaz. Annesi seyrediyor diye çıkmaz. Utanıyor. Peki oğlun da burada mı? Oğlum yok, evde. Evde. Siz bir dakika dur şimdi, oğlanı evde bıraktınız. Evet. Gelin kaynana. Çalışıyor oğlan. Ha, çalışıyor. Yani. Allah kolaylık versin. Bir tane mi çocuk? Bir tane, evet. Allah bağışlasın. Siz nasıl buldunuz? Yani bir taneydi. Kızımın o. Ha, bu başka. Ben sana torun bir tane mi diyorum? Bir tane. İki tane yok. Karar ver, bir tane mi? Bir tane. Onun ismi ne? Güneş. Güneş. Evet. Maşallah. Allah'ım esirgesin. Onun anası nerede? Gel kızım gel, orada ol. Kızı da teslim etmiş. Gelini de teslim etmiş. Bu kadının çilesi ne zaman bitecek ya? Annem. Bak. Annesi geldi. Çek bak. Annesi geldi mi? Geldi. Kız sen niye çocuğuna bakmıyorsun? Bakıyorum. İsmin ne senin? Dön bakayım şöyle. Çilem. Çilem daha yaşı kaç bunun ya? Çocuğu var maşallah. 24. 16 gibi durmuyor mu bilen? Sen nasıl, kaç gündür geliyorsun? Geliyor musun, daha önce geldin mi buraya? 4 gündür geliyorum. Nasıl?
Çok güzel. Beğendin mi? Evet, ortam çok sıcak. Güneş bir daha ağlamasa. Güneş, ne yapıyorsun kız? Hoş geldin. Maşallah, maşallah. Hani senin herif nerede? Benim eşim çalışıyor şu anda. Senin oğlan da çalışıyor. Evet. Bunun herif de çalışıyor. Beyi de çalışır, evet. Adamlar çalışsın, siz yiyin burada. En iyisi, ne yapalım? En güzeli diyorsun ya. Cumartesi günü, gel gel buraya gitme. Cumartesi günü kimin konseri var biliyor musun? Kimin? Ben sana sorayım, sen bana niye soruyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim olsun istiyorsun peki? Kimi istersin mesela sen? Çilem olarak ben burada bu kişi görse Allah böyle çıldırırım, onunla beraber şarkı söylerim diyeceğin kim var? Ben Azer Bülbül'ü isterdim ama ne yazık ki şu anda yok. Valla ona yapacak bir şeyimiz yok. Hani mekanı sevdiğim bir sanatçı yok benim. O yüzden o zaman hani kim çıkarsa çıksın diyorsun. Evet, önemi yok. Mehmet Erdem geliyor cumartesi günü. Buradan da tüm izleyicilerimizi de davet edelim. Cumartesi günü Mehmet Erdem, son şarkısını biliyor musun hani popüler olanı? Hakim Bey mi? Hakim Bey de güzel ama bir de bu hani bu bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Dinlemem o tarz müzikler. O biliyor musun orada sen? Gelin. Bu geline bak ya, elinde makine, telefon. Hiç. Neyi dinlemiyorsun? O da hareketli şarkı. Hareketli şarkı dinlemiyor. Bunlar birazcık arabe. Damar mı? Hep damar. Abla teşekkürler. Çilem teşekkür ederiz. Abla bana mı dedin abla? Bana mı dedin abla? Bak diye de bilirsin. Evet. Sen benim anam sayılırsın diye de bilirsin ya. Nasılsın abla? Elhamdülillah çok şükür iyiyim size. İsim ne ablacığım? Abla bu ne ya? Polis görmüş gibi böyle ellerini kaldırdın. Teslim oluyorum gibi. Vallahi hani böyle ya, bu ne? Çıkmadığını mı zannediyorsun sen? İsim ne? Abla gülmekten konuşamadı. İsim ne abla? Ayten abla hoş geldin. Abla her zaman güler. Allah hep güldürsün ha. Allah ağlatmasın. Hastayım, hiç gülmezdim ama. Bak ben güldürürüm insanları işte. Ne kadar güzel. Bak, Allah. Hastaneden geldim. Rahatsız. Geçmiş olsun ablacığım. Allah şifa versin. Amin, sağ ol. Allah razı Ramazan olsun. Ramazan nasıl geçiyor ablacığım? Tutamayam inan ki. Rahatsızlığından bugün hocamızla beraber bölümde rahatsız, ilk bölümde de konuştuk. Rahatsız olabilir insanlar. Rahatsız. Hani tutamayabilir ama onun yerine fidye verebilirsin. Daha sonra sağlıklı ol, sağlığına kavuştuğun zaman tutabilirsin. Abla ben ne güzel şeyler... O gülüyor abla, gene gülüyor abla Ayten abla. Ayten abla bugün mü geldin, daha önce de gelmiş miydin buraya? Bugün geldim. Nasıl buldun abla? Çok iyi, güzel. Güzel. Hangi semtten geldin, hangi mahalleden? Şakirpaşa. Şakirpaşa'dan geldin. Torun var mı abla? Var var, aha iki tane. İki tane. Maşallah, gel bu pehlivana benziyor bu ha. İsmin ne? Yiğit. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk. Baban nerede? İşte. İşte mi, o da mı çalışıyor? Evet o da çalışıyor ama geldi. O da gelecek buraya. Buraya gelecek ama değil mi? Gelmeyecek. İsmi ne? Babanın ismi ne? Halil. Halil, babana bir selam söyle. Şurada de, baba sen çalışıyorsun ama seni seviyorum falan bir şey söyle baba. Hadi. Baba çalışıyorsun, seni çok seviyorum. Çalış ki bize para getirdi. Çalış bize para getir. Okul nasıl gidiyor? İyi. Kaça gidiyorsun? Bire. Bire gidiyordun, artık ikiye geçtin değil mi? Evet. Aferin, dersler iyi. Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Ben de diyorum bu çocuğun yüzündeki nur niye? İşte nurdan belli ki Galatasaraylı. Ben de Galatasaray'ım. Şampiyon olamadık ama bu sene. Seneye oluruz değil mi? Evet. Aferin sana. Teşekkür ederim kardeşim benim. Efendim yayınımız devam ediyor. Etmiyor. Bitti. Ne çabuk bitti ya bizim yayın. Hep Emine abladan oldu ha. Emine abla oynadı, yayını bitirdi vallahi ya. Efendim var mı? Dakikamızı kapatalım artık. Şuradan kapatayım mı ben ya? Dur bugün böyle çıkayım. Efendim bugün yüksek bir yerden kapanış yapmak istiyorum. Yine Adanalılar yerlerini almaya başladı. Biraz sonra sahnemizde İbiş'in Dünyası isimli çok güzel bir komedi oynanacak. Çocuk oyunu oynanacak. Herkesi yine bizi şu anda ekranları başında izleyen Adanalıları hala geç değil efendim. Dolmuşa, minibüse, ata, tramvaya, gemiye, uçağa, vapura ne bulursanız atlayın gelin. Merkez Park'ın içerisine Kubbelihan'da müthiş bir eğlence sizleri bekliyor. Cumartesi günü Mehmet Erdem konseri var. Onun da cumartesi gününe kadar ara ara duyurularını tekrar yapacağız. Kubbelihan'da Ramazan, Merkez Park'ta Ramazan bir başka. Programımız bitti efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir alkışlayın ama beni ya. Ben program bitirdim ya.